Ev toz akarları bütün yıl boyunca alerji yapan nedenler arasındadır. Tozla mazla alakası olmayıp gözle görülmeyen mikroorganizmaların yaratmış olduğu bir alerjidir. Bunlar genellikle halıda, perdelerde, yatak yorgan, çarşaf, battaniye gibi şeylerde veya çocukların pelür oyuncaklarında, kitaplıklarda bol miktarda bulunan canlılardır. Bunlar insanların organizmasından dökülen döküntülerle beslenen canlılardır ve 3 aylık yaşam süreleri içerisinde vücut ağırlıklarının yaklaşık 200 katı atığı proteini ortama bırakmaktadırlar ve buna bağlı olarak da bunların kuruması ve hava sirkülasyonuyla havaya karışmasıyla da solunum yoluyla alerjinin önemli bir yıl boyunca olan önemli bir nedenini oluştururlar. Tabii giderek bütün binaların daha sıkı izolasyonlarla kaplanması, daha fazla maddenin ortama gelmesi, kullanılması bu tür alerjilerinde daha fazla görülmesine neden olmaya başlamıştır. Yine bu sıkı izolasyon enerji tasarrufu amaçlı iş yerlerinde yapılan boydan boya halılar veya havalandırmaların yeterli olmamasından dolayı da maalesef ev tozu akarları önemli bir alerji kaynağını oluşturmaktadırlar. Korunmada ise bunlarla ilgili olarak çocukların peluş oyuncaklarını ortadan kaldırmak, yatak odasında bir takım kitaplıkların mesela camlı hale getirilmesi, mobilyaların daha çok tahta mobilyalardan seçilmesi, perdelerin daha kolay silinebilir, toz tutmayan materyallerden sağlanması gibi bir takım yollara gidilmesi gereklidir. Eğer çocuğun vazgeçemediği bir tane oyuncağı varsa onu haftada bir naylon torbaya koyup dip frize koyup bir süre tuttuktan sonra çıkarıp tekrar onun kullanımına verilebilir ama ne kadar az kullanılırsa o kadar iyi. Yine yatak yorgan çarşafların 60 derecenin üzerinde yıkanması bu ev tozu akarlarının yani mite'ların sebep oldukları atıkları, proteinleri parçaladığı için alerji yapma özelliklerinin kaybolmasına neden olduğundan dolayı mutlaka 60 derecenin üzerinde yıkanması lazımdır. Soğuk suyla yıkamalar son derece sakıncalıdır alerjik kişilerde. Onun için bunlardan uzak durulmalıdır.